Diyelim ki siz Kuzey Amerika'da yaşıyorsunuz ve kutup bölgesinde Norveç'te yaşayan bir arkadaşınıza telefon edip önümüzdeki yaz onu ziyaret etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Önümüzdeki yaz herhangi bir zaman sana uyar mı kardeş? Kesinlikle, ben tüm yaz müsaitim. Peki o zaman Haziran'a ne dersin kardeş? Haziran'da sizde de yaz mevsimi oluyor değil mi? Yani tabii. Birkaç ay sonra Haziran ayı geldiğinde Norveç'e gitmek üzere bir uçağa atlıyorsunuz. Bir akşam beraber dışarıdasınız ve arkadaşınız birden size diyor ki... Canım ben artık uyumaya gideceğim. Ve bunun üzerine siz de diyorsunuz ki... Yapma dostum yapma, güneş hala batmadı, uyumak için henüz çok erken. Ama şu an aslında bizde gece yarısı. Nasıl olur, bu mümkün değil. Norveç'te güneş gece yarısında, hala neden gökyüzünde? İşte bu harika bir soru. Hadi gelin şimdi bu sorunun cevabına beraber bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesine yandan bakacak olursak, dünyanın yılda bir kere bu yörünge düzlemi üzerinde turladığını görürüz. Dünyanın ekseninin 23,5 derece eğik olduğunu ve dünyanın günde bir kere kendi ekseni etrafında dönmekte olduğunu da unutmayın. Dünya bu konumdayken Güney Yarımküre güneşe doğru en büyük yörünge eğimine sahiptir. Buna kış gün dönümü deriz. Dünya bu konumdayken ise Kuzey Yarımküre güneşe doğru en büyük yörünge eğimine sahiptir. Buna da yaz gün dönümü deriz. Dünyanın üzerinde yörünge düzlemine dik düşen bir çizgi olduğunu düşünelim. Buradaki açının 23,5 derece olduğunu öğrenmiştik. Buna göre dikey çizgi ve ekvator arasındaki açı da 90-23,5 dereceden 66,5 derece olur. Yörünge düzlemine dik düşen çizginin dünyanın yüzeyine değdiği nokta üzerinde bir daire çizebiliriz. Bu daire ekvatorun kuzeyindeki 66,5 derece enlemi üzerindedir. İşte bu şekilde gösterebiliriz. Hey, dur bir saniye. Enlem de ne demek oluyor ya? Enlem ekvatordan ne kadar kuzeyde veya güneyde olduğumuzu belirten ölçüdür. Eğer 0 derecedeyseniz ekvatorun üzerindesiniz demektir. Eğer ekvatorun 90 derece kuzeyinde veya güneyindeyseniz bu kutupların birindesiniz demek oluyor. Ya da az önce bahsettiğimiz gibi 66,5 derece kuzey enlemindeyseniz kuzey kutup dairesi üzerinde olursunuz. Aynı şeyi güney yarımküre için de düşünebiliriz. Güney yarımküredeki 66,5 derece enleminin adı da güney kutup dairesidir. Her şey tamam da bütün bunların güneşin yaz mevsimi boyunca Norveç'te batmıyor olmasıyla ne alakası var? Sanırım bunu en iyi bir deneyle açıklayabiliriz. Elimizde yaklaşık 23,5 derecelik eğilime sahip bir küre var. Güneş yerine de bir el feneri kullanıyoruz. Norveç'te yaşanan yaz mevsimini incelemek istediğimizden kuzey yarımküreyi el fenerine, yani güneşimize dönük olarak konumlandırdık. Görünen o ki bu el feneri deneyimiz için yeterli değil. Evet, işte bu daha iyi oldu. Gördüğümüz üzere dünyanın güneşe bakan yarısı aydınlık. Bu tarafta gündüz yaşanırken diğer tarafta gece yaşanıyor. Norveç'in kuzey kutup dairesinin kuzeyinde kalan tarafına küçük bir bayrak yerleştirelim. Kuzey kutup dairesinin altında yer alan Amerika'nın üzerine de bir bayrak yerleştirelim. Küremizi döndürmeye başlayınca Amerika'nın bir süre sonra karanlığa gömüldüğünü görüyoruz. Biz bu olaya gün batımı diyoruz. Fakat Norveç o kadar kuzeyde ki güneş ışığı Norveç üzerine düşmeye devam ediyor. Norveç sürekli güneş alıyor. Vay canına, ne kadar da şahane ya. 24 saat batmayan güneş yapmışlar. Eğlenmek için çok zamanınız var. Kayak yapabiliriz, yürüyüşe gidebiliriz, mini golf oynayabiliriz. Değil mi? Ah ne güzel. Yalnız kışın böyle olmuyor kardeş. Ne demek istiyorsun? Şimdi Norveç'te yaşanan kış mevsimine bir bakalım. Kış mevsiminde kuzey yarımküre güneşten uzak konumdadır. Dünya döndükçe Amerika'nın bazen ışık aldığını bazen de almadığını görüyoruz. Ama Norveç bayrağını neredeyse hiç göremiyoruz. Bu da demek oluyor ki... Yani... 24 saat boyunca gece mi? Biliyorum, üzücü ama evet doğru. Olamaz, bu iğrenç bir durum dostum. Emin ol öyle. Aynı durum Güney Kutup Dairesi ve Güney Kutup arasında da geçerli. Yaz mevsiminde 24 saat gündüz, kış mevsiminde de 24 saat gece yaşanıyor. Bu tam bir çılgınlık. Kutuplarda yaşamasanız bile dünyanın eksen eğikliği gündüz sürelerini etkiler. Yaz gün dönümü esnasında Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde 24 saat gündüz yaşanır. Güney Kutup Dairesi'nin güneyinde ise 24 saat gece yaşanır. Yaşasın. Peki mesela Amerika'nın biraz güneyine, ekvator ile kuzey kutup dairesi arasında bir yere geldiğimizde burada kaç saat gündüz yaşanmaktadır? 24 saatten az. Evet doğru. Bu tarihte kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır. Güneye doğru ekvatora kadar devam edersek, ki kutbun ortasında yer alan ekvator üzerinde ise 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Daha da güneye, örneğin ekvator ve güney kutup dairesi arasında kalan Avustralya'ya gidersek burada kaç saat gündüz yaşanmaktadır?
12 saatten az. Aynen öyle. Dünya bu konumdayken Güney Yarımküre'de yılın en kısa günü yaşanır. Kış gün dönümü esnasında durum tam tersidir. Ekvatorun güneyinde 12 saatten daha uzun gündüz yaşanırken ekvatorun kuzeyinde de 12 saatten daha kısa gündüz yaşanır. Evet, artık dünyanın eğiminin hem mevsimleri hem de gündüz süresini nasıl etkilediğini öğrendik. Yani günlerin yazın uzamasına, kışın da kısalmasına neden olan şey dünyanın eğimidir. Çok doğru. Harika. Şimdi bunu kutlamak için gece yarısı mini golf turnuvası mı yapsak ha? Ne dersin Martin kardeş? He? Aa Martin, uyudun mu? Uyan Martin. Aa uyumasana Martin.